Değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz bizlerle beraber olduğunuz için. Bizi izleyen katılımcılarımız bilirler, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi olarak bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Bunların en sonuncusunu da Enerji Forumu adı altında 4 Ekim'de başlatmıştık. Ve en son 7.sini de 3 Ocak'ta yapmıştık. Maalesef 8.sini bu Akdeniz Enerji Düzenleyici Birliği Başkanı Sayın Hasan Koç'u davet ettiğimiz toplantıyı deprem nedeniyle yapamadık ve ondan sonra da ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bir süre ertelemek zorunda kaldık. Yeni etkinliklere Eylül ayından, Ekim ayından sonra devam edeceğiz. Ama bu arada bir yüksek verimde sürdürülebilirlik başlıklı bir panel düzenlemeye karar verdik. Bütün katılımcılara ve konuşmacılara şimdiden teşekkür ediyorum. Ben fazla sözü uzatmayayım. Moderatörümüz Gül Hanım'ı Kadir Has Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin üyesi Sayın Gül Ulu'yu moderatörlük yapmak üzere davet ediyorum. Şimdiden hepinize güzel bir toplantı diliyorum. Gül, buyur canım. Söz Çok, senin. çok teşekkür ederim Volkan Hocam. Sizlerin desteğiyle bugün Sürdürülebilirlik Konuşmaları Paneli'nin ilk etkinliğini düzenliyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben biraz heyecanlıyım. O yüzden lütfen heyecanı mazur görün. Bu arada önemli bir uyarı, etkinliğimizi kaydediyoruz. YouTube'da yayınlanıyor olacak. Eğer bu sizin için bir sakınca teşkil ediyorsa lütfen bize chatbox'tan ulaşabilirsiniz. Ya da belki isim ya da görüntünüzün görünmesini istemiyorsanız ona yönelik bir önlem alabilirsiniz. Bugün yüksek öğretimde sürdürülebilir kalkınmayı konuşacağız. Sürdürülebilir kalkınmanın anlaşılmasında hem kavramsal hem pratikleri açısından yüksek öğretim kurumlarının ve yüksek öğretim unsurlarının işlevi, rolü ne olabilir? Özellikle bu konudaki sürdürülebilir kalkınma konusundaki trendler, yüksek öğretim eğitim modelleri üzerinde ne nasıl etkide bulunabilir? Aslında bu sorular üzerinden sürdürülebilir kalkınma amacı 4, yani nitelikli eğitim odağında yüksek öğretim ve sürdürülebilir kalkınma bağlantısını irdeliyor olacağız, analiz ediyor olacağız. Bugün bizler de Birleşmiş Milletler'e bağlı SDSM Türkiye Ağı'nın koordinatörlüğünü yürütmekte olan Bahar Özay hocamız var. Yine Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kurum bizlerle. İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü'nde Sürdürülebilirlik Koordinatörü Emirhan Yaşasın ve Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu Saha Çalışmaları ve Eğitim Uzmanı Arda Küçük. Öncelikle konuşmacılarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi aslında bir de şunun bilgisini vermem gerekiyor. Panelimiz 1 saat 15 dakika sürecek ve son 30 dakikasını sizlerden gelen soruları konuşmacılarımıza ileteceğiz. Tartışmayı açacağız. İlk sorum Bahar hocamıza olacaktı ama Bahar hocam bilgi vererek biraz gecikeceğini söyledi. Dolayısıyla akışta biraz değişiklik yapmam gerekiyor. Emrah Bey, eğer sizin için de uygunsa ilk sizinle başlamak istiyorum. Tabii ki. Aslında Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin yaptığı çalışmaları da göz önünde bulundurduğumda ilk sorum daha çok üniversite, yüksek öğretim çalışanlarının ve akademisyenlerin sürdürülebilir kalkınma alanında daha çok çalışma yapmaları için neler yapılabileceği, nasıl teşvik edilebileceklerine yönelik olacak. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler, dernek kapsamında yaptıklarınız neler? Tabii ki. Öncelikle davet için teşekkürler. Böyle bir panelde yer almak benim için de büyük bir keyif. Öncelikle bu mesele çok önemli. Dernek olarak aslında bizim kuruluş hikayemizin temellerinden birini de oluşturan mesele bu. Çünkü bilmeyenler için Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak kısaca SADE diyoruz. SADE olarak bir kurumsal dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma için kurumların dönüşümünü sağlamak. İki, bu dönüşümlerin aslında sağlanması için
yeni liderler yetiştirmeyi önemsiyoruz. İşte bu yeni lider diye tanımladığımız meselenin aslında liderlerini yetiştiren üniversiteler ve yüksek öğretim kurumları ve bu meselenin aslında güçlenmesi için de destekleyici mekanizmalar. O yüzden akademik çalışmalar bizim için çok kıymetli ve üniversitelerle de yakın çalışmalar yapıyoruz. Tabii konu sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma olduğu zaman işte çok fazla konuşulduğu için de içi boşalmış gibi bir yanılgıya da kapılabiliyoruz. Fakat konu aslında bir kapsamıyla çok konuşulsa bile çok genel geçer konuşmalar üzerinden ilerliyor. İşte sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları var. Sürdürülebilir kalkınma gündemi dediğimizde de 17 amaç altında da 169 hedef var. Hepsi ayrı bir uzmanlık alanı aslında. Bu kadar geniş ve kapsamlı bir meseleden biz meseleyi ele aldığımızda da işte sürekli aslında içi boşalmış diyebiliyoruz. Fakat burada biz sürdürülebilir kalkınmayı dünyada var olan sorunlara çözüm önerisi olarak bir karşı duruş olarak aslında tanımlıyoruz. O yüzden dünyada ne sorunlar var ve buna biz ne çözüm üretebiliriz yaklaşımıyla ilerlemeyi dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu noktada da akademi tam işte bu spesifik alanlarda doğru çözümün üretilmesi için önemli bir role sahip. Burada da hem akademik olarak akademinin ürettiği bilgiler hem de akademideki insanların sadece akademisyenler değil, akademisyenler dışındaki kadroların da aslında bu meselenin liderliğini yapması da çok önemli. Çünkü artık üniversite sanayi işbirliği diye bir kavramdan bahsediyoruz. Sadece akademik bilgi üretmenin yanında üretilen bu bilginin aslında endüstrileri dönüştürme kısmı var. Tabii bu dönüşüm ve yaşanan sorunları çözüm dediğimizde üniversite çalışanlarının hepsinde ayrı bir uzmanlık alanı var. Ek olarak bu uzmanlığa kendisine bir ilgi ve çalışmak istediği bir gönüllülük yapmak istediği ve gönüllülük yaptığı da alanlar var. O yüzden hem üniversitelerin ürettiği bu bilgiler endüstrileri dönüştürürken ya da kurumları, ülkeleri değiştirirken bir taraftan da bu dönüştürücü gücün temelini oluşturan akademik bilginin kurum içerisinde aslında dönüştürmesi gerekiyor ve bunlar artık birbiriyle ilişkili kurulması gerekiyor. Çünkü öncesinde sürdürülebilirlik meselesi belli bir birimin ya da belli bir zümrenin tek elinde ilerlerken artık bu yaşanan sorunlar derinleşmeye başladıkça disiplinler arası bir yaklaşım şekli daha da aslında tercih edilir bir yere geldi. Bunu da somut örnekler üzerinden konuşacak olsak iklim sonrası bir afet ya da bir sel olduğu zaman buna çözüm üretmek istediğimizde işte biz burada bir hava tahmini, erken hava tahmini, işte tarım alanlarının etkilenmesi, enerji santrallerinin etkilenmesi, bu kapsamda yaşlıların, engelli grupların ne gibi mağduriyet yaşayacakları, binaların ya da kentlerin bu meseleye uyumu gibi gibi aslında birçok kavram önümüze çıkıyor. Tabii bu tüm bu kavramlar arasında yine bambaşka disiplinler arasında geliyoruz. O yüzden üniversiteler bize göre biraz daha hem kendi yaptığı bu akademik değeri ortaya çıkartırken hem de çalışanlarının da bu alana girmek isteyen ya da bu alanda bir şeyler yapmak isteyen çalışanlarını da alan açıp işte akademik olarak desteklemesi işin önemli bir kısmını oluşturuyor. Teşekkürler. Aslında vurguladığınız noktalarla diğer soruları da alan açmış oldunuz. Teşekkür ederim bu bağlantı için. Sizden duyduklarım üniversitelerin sadece sürdürülebilir kalkınma bağlamında sorunları değil, sorunlara yönelmek değil, aynı zamanda aslında çözümler üretmek açısından önce kurumlar olması gerektiği ve bu anlamda potansiyellerinin fazla olduğu. Aynı zamanda liderler yetiştirmekten de bahsettiniz ve işbirliklerinin önemine değindiniz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde benim aklımda aslında üniversitelere düşen rolün ne kadar büyük ve ne kadar katmanlı olduğu geliyor. Bahar hocamız da şu an aramızda. Bahar hocam hoş geldiniz. Merhaba Gül, nasılsınız? Yine sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, çok mersi. Sizleri burada görmek çok güzel. Aslında Emrah Bey'in anlattıklarıyla çok oldukça bağlantılı şekilde size soracağım soru. Emrah Bey, üniversitelerin öncelik görevlerini yerine getirirken
Sadece teorik değil, aslında pratik bilgileri ve becerileri de hem öğrencilere hem de diğer üniversite çalışanlarına aktarmadaki öneminden bahsetti. Dolayısıyla deneyimsel öğrenme fırsatlarının teşviki burada önem kazanıyor. Bu anlamda sizin düşünceleriniz neler? Türkiye'de ve dünya genelinde buna örnek teşkil eden iyi uygulamalar nelerdir? Bu konuda sizden neler duyacağız? Ya çok çok teşekkür ederim. Bu aslında gecikmiş olmakla beraber beni çok mutlu eden bir davet sevgili Gül. Kadir Has Üniversitesi STSN Türkiye'nin üyesi aynı zamanda Profesör Doktor Erinç Yerdan hocayla bir TÜBİTAK çalışmasında da liderlik etmekte Kadir Has Üniversitesi. Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumu ve aslında Avrupa'nın da Türkiye'nin etkilerinden nasıl hani bu anlamda karşılıklı bir etkileşim içinde olduğunu araştırıyoruz. Bunu ben aslında hani finans dünyasından geliyorum ama şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümünde doktorama devam ediyorum. Ben aslında biraz bu meselenin nasıl eğitim bağlamında konumlandığını sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü hani konuyu eminim üniversitelerden katılanlar ilk defa duymamakla beraber nerelerdeyiz, ne yapıyoruz onu bir hızlıca size aktarmak istiyorum eğer müsaadeniz olursa. O nedenle de ekranımı paylaşabilirsem Buyurun ki hocam. paylaşma imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde 2014 yılından beri aslında sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağını bir Birleşmiş Milletler girişimini ağırlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi olarak. Ve Boğaziçi Üniversitesi burada bir hani tek başına bir yapı değil, Türkiye'nin ve bölgenin çeşitli üniversiteleriyle işbirliği yapma gayretinde ve bu anlamda Global Compact'ın üniversiteler versiyonunu ağırlıyoruz diyebilirim. Naçizane ben de aslında bir taraftan finans dünyasından tekrar Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorama başladığım zaman sürdürülebilirlik meselesiyle ilgili bu anlamda çalışmamı destekleyen öncelikle Profesör Doktor Nermin Abadan Unat, ardından da Profesör Doktor Üstün Ergüder hocama tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum sizlerin huzurunuzda. Döndüğüm zaman üniversiteye şunu gördüm. Para, finansman çok kıymetli. Anlık sorunları çözebilmek için. Ama bizim uzun vadeli bir hani 2014 yılında biliyorsunuz henüz amaçlar ilan edilmemişti. Ve hiç kimse de bu konuyla ilgili gerçekten çalışmıyordu. Üniversite, sanayi ve kamu işbirliği yeni bir mesele de hiç değildi oysa. Ama meseleler öyle bir noktaya geldi ki 21. yüzyılın iç içe geçmiş krizleri dediğimiz hem çevreden gelen pandemi bize bunun en güzel örneğini yaşattı. Toplumu nasıl kitlediğini sağlık meselesiyle bunun ekonomik anlamda nasıl bizi incittiğini hatta birçok toplumu bu anlamda dibin dibine ettiğini çok iyi biliyoruz. Ve buna benzer olayların çoklu, şiddetli, farklı noktalarda eş anlı gerçekleşeceğini 6 Şubat'taki ikiz deprem bize kendi ülkemiz bağlamında da çok net bir şekilde gösterdi. Evet bir iklim felaketi değildi ama deprem de bir doğal afetti ve biz bunlara henüz o kadar da hazırlıklı olmadığımızı tekrar deneyimlemiş olduk. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma amaçları aslında çok eski zamanlardan beri konuşulan meseleler. 1950'lerden itibaren uluslararası gündemde yer alıyor ve bu konuyla ilgili birçok eğitim konusunda çalışan kurum da var. Ama istenilen şey yapılamadı. Burada özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimiz şeyler biliyorsunuz sorunlar. 1970'lerden itibaren uluslararası aktörler konuyla ilgili çalışmaları sürdürülerken bu sadece az önce Emrah söyledi elitlerin elinde kalan bir mesele. Doğru elit derken de devlet yöneticilerini kastediyoruz. Onlarla işin 1970'lerden 2000'lere gerisiye aslında pek de toplumları etkileyemediği. 2000'den 2015'e gelirken uluslararası camiada 1000 yıl kalkınma hedefleriyle aslında gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde bir merhale kat edilmişti ama bu asla yetmiyor. Siz de biliyorsunuz ve biz bunları deneyimliyoruz. Eğitim camiası hep o konuda düşünüyordu ama belki bugün olduğu kadar meselenin ana akımlaşmamasından kaynaklı olarak henüz o kadar gündeminde değildi. Buradaki en önemli amaç 2015 yılından başlamak suretiyle grafikte de göreceğiniz bugünle ifadelendirdiğim 2015'ten 2030'a gelinceye kadar amaçlar adını verdiğimiz sorunların ne olduğunu anlamak
ve dünyayla, gezegenle, gezegenin sınırlarıyla uyumlu bir yaşantıyı, bir sürdürülebilir meseleyi hem sanayi anlamında hem toplumun tüm kesimleri anlamında gözden geçirmemiz gerekliliği artık çok aşikar oldu. Pandemide de çok net bir mesaj almış olduk. Eğitim konusu az önce de söyledim. 1992'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin dördüncü maddesinde aslında bir kriz yönetiminin ülkelerin sorumluluğu olduğunu, altıncı maddesinde neler yapılması gerektiğini söylüyor. Bu konuyla ilgili Paris Anlaşması biliyorsunuz 2015 yılında dünyanın işbirliği yaptığı iki önemli dayanağımız o Paris Anlaşması'nın 12. maddesi bu konuyla ilgili toplumları daha doğrusu tarafları toplumlarını harekete geçirmek üzere konuyla ilgili bilinçlendirmeyi söylerken aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dördüncüsü yani nitelikli eğitim ve onun da 4.7'si sürdürülebilir bir yaşam için bütün bu eğitim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Eğitim sistemi de sadece işte ne bileyim üniversitelerde ad hoc adını verdiğimiz ya da sivil toplumda öyle hani yaptığımız yan yana gelelim de işte 17. amaç bağlamında yapalım şeklinde değil. Bütün sistemde bir paradigma değişikliği, bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız olduğunu söylüyordu. Avrupa Yeşil Mutabakatı bunu o kadar net ortaya koydu ki 2025'e kadar bizim bu dönüşümleri yapabilmek için önce becerilerimizi geliştirmemiz gerektiğini Avrupa'ya salık verdi. Tabii ki biz de bütün bu meseleyi çok yakından takip ediyoruz. Avrupa Beceriler Gündemi hayatımızı otomatik olarak etkiliyor. Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla Türkiye Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan en çok etkilenen üçüncü ülke durumunda Rusya ve Çin'den sonra. Ve bu bağlamda yeşil beceriler, dijital beceriler meselesini sıkça konuşuyoruz. Ve biz nitelikli eğitimin bizim dönüştürücü güç anlamında en kritik meselemiz olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda da sürdürülebilir kalkınma için eğitim adı verdiğimiz bir meseleyi kendimize uzun zamandan beri dert edinmiş bir kurumuz. Ve bunu birçok üniversitede, sivil toplumda, özel sektörde ve şu anda hani birlikte az önce de bahsettiğimiz üzere ortaklıklar kurarak toplumu her seviyede bilgilendirmek için canlı başla çalışıyoruz. Bunun ismi ister çevre eğitimi deyin, ister sürdürülebilirlik eğitimi deyin, ister iklim değişikliği eğitimi deyin. Bunun adı toplumun gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için dirençliliği öğrenebilmesi, buradaki değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek üzere çalışmalar yapması anlamına geliyor. Burada en önemli sorumluluk tabii ki devletin ama en az onun kadar özel sektöre de çok büyük iş düşüyor. Tek başına değil. İşte sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı bir Birleşmiş Milletler girişimi olarak tam da burada devreye giriyor. Büyük bir yatay organizasyon olarak dünyanın pek çok ülkesinde üniversitelerde sürdürülebilirlik yani bu yaşam sorunları kendine her alanda dert edinmiş öğretim üyelerini ve araştırmacıları bir araya getiriyoruz. Çünkü üniversiteler olarak rolümüzün özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak tanımladığımız amaçlara ulaşılmasında teknik çözümlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmek. İşte bu misyonla 2014 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi himayesinde bu çalışmaları farklı üniversitelerimizde gerçekleştiriyoruz. Yerelde meydana gelen çözümleri bu belediyeler bağlamında olabilir, kamu olabilir, üniversitelerimiz olabilir, okullarımız, Kanuni okullarımız olabilir. Yerelde yaptığımız çalışmaları uluslararası ortamda olan çalışmaları da Türkiye'ye anlatmaya ve bu çalışmalara davet etmeye gayret ediyoruz. Aslında bir hani politika girişimcisi olarak küresel, ulusal ve yerel ölçekte yapılan çalışmalardan insanların haberdar olmasını sağlayarak bir katalizör olarak yolumuza devam ediyoruz. Neler çalışıyoruz? Biz sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bilinmesini sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili ülkelerin performanslarının neler olduğunu konuşuyoruz. Ama onun yanı sıra Paris Anlaşması'nın bu 2,5 derece hatta 1,5 dereceyle ısınma meselesiyle ilgili birçok çalışmayı meydana getirirken aslında bu hedeflere pek de erişilemeyeceğini anladığımız anda bir konuyla ilgili raporlar yayınlamaktayız. Ama SDSN'in dünya çapında tanınmasını sağlayan en önemli konu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 2015 yılından beri
ülke performanslarının anlattığı sürdürülebilirlik raporu. Bu bağlamda ülkemizin henüz gelişime çok açık olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü konumuz olmadığı için ona çok girmek istemiyorum ama veri meselesinde kurumları verilerini paylaşmaya davet eden SDGs Today, veriler biliyorsunuz buradaki üniversite hazirliğinin de son derece her zaman eleştirdiğim bir mesele ama bu konuyla ilgili çok da açık olmadığımız bir konu. Oraya davet ediyoruz. SDGs Today'de birçok konuyla ilgili çalışmalara, araştırmalara veri bulabilirsiniz. Ve aslında üniversitelere, ben hatta hep şöyle söylüyorum, K12 okullarından gelmekte olan ve iş dünyasına atılacak olan insan kaynağını yetiştiren bir güç olarak, bir üniversiteler olarak biz özellikle STSM bağlamında küresel okullar programımızı 2015 yılından beri gerçekleştirmekteyiz. Türkiye pilot ülke, o nedenle biz de canla başla gerek öğretmenlerimizin, gerek öğrencilerimizin, gerek velilerimizin bütüncül okul yaklaşımı içinde değişimi, dönüşümü ve birlikte hareket etmesi için çalışmaktayız. Çünkü yine STSM'nin çok önemli 2050 vizyon raporundan bir görseli sizlerle paylaşıyorum. Buradaki sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir yaşam için adını ne koyarsanız koyun. Bunun bir numaralı maddesi eğitimle başlıyor. Bilgi seviyemiz buralarda olmasaydı hiçbirimiz bugün burada olmazdık. Kimse konuşamazdı. Veya bununla ilgili sorunlarımızın olduğunu fark edemezdik. Bu bağlamda gençlerimizi, çocuklarımızı bilgilendirmek ve bu anlamda sadece meseleyi bilmek değil, harekete geçmek için birçok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Elimize geçen küçücük imkanlarda farklı üniversitelerden arkadaşlarımızın uluslararası deneyimler kazanarak ülkemizi bu uluslararası mecralarda gururla temsil etmeleri için elimizden gelen büyük bir gayreti sarf etmekteyiz diyeyim. Özellikle eğitim bağlamında yaptıkları çalışmalar, İstanbul Ticaret Odası gibi sanayi ile dayanışma içinde gençliğin verdiği mesajlar bağlamında çok etkin çalıştıklarını söyleyebilirim. Nedir bizim rolümüz? Amaçları bir kere ders meselesinde ele alabilmek. Bunu birçok üniversitemiz biliyor. Hazırlık sınıflarında tıpkı Özyeğin Üniversitemizde olduğu gibi İngilizceye entegre edip İngilizce olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarını çalışmak veya ders programlarını entegre ederek bu konularla ilgili projeler, bitirme tezleri yazılmasını sağlamak, hocaları zorlayan mutlaka az önce yine Emrah da söyledi, deneyimleyerek yapabilmek, experimental bir şekilde bu işleri uygulamak ve bu anlamda alan açmak en önemli görevimiz. Ama sadece ve sadece ders anlamında değil, üniversite bir boşlukta değil, üniversite bir toplumun içinde ve üniversitelerin yaşam boyu eğitim merkezleri aracılığıyla da dışarıya açıldıklarını biliyoruz. Bu üniversiteye bu anlamda lisans ya da yüksek lisansla erişemeyen toplumun diğer kesimlerinde bu anlamda değiştirmek, dönüştürmek, bilgilendirmek için çok önemli bir imkan sunmakta üniversite. Veri, teknoloji, bir takım çalışmaları yapmak için de son derece bizim çözümleri yaratmak için çok önemli bir çalışma alanı, bir laboratuvar. Yeter ki isteyin, yeter ki bu konuyla ilgili bilgileri, biz öğrencilerden de çok şey öğreniyoruz, getirip deneyimlemeler için imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Üyelerimizden bazıları ve özellikle öğrenci hablarıyla da çalışmakta arkadaşlarımız. Öğrencilerimiz için değil, öğrencilerimizle birlikte bir çalışmayı gerçekleştirebilmek ve dediğim gibi sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin değil, bizi Adana'dan, Çukurova Üniversitesi'nden, Erzurum'dan arayan, bugün Ankara Üniversitesi'nden bir öğrencimiz aradı. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Bu anlamda bir birleştiren rolü üstlenme gayretindeyiz. Ve sadece ve sadece gençler için değil, gençlerle beraber onların çözümler üretebileceklerine, bu neslin en son nesil olarak destek verebileceğini hep konuşuyoruz. Bu anlamda peki ya nasıl sorusuna yayınlamış olduğumuz 2017 ve 2020 raporlarında cevaplar bulmak mümkün. Ama bu grafik bile bize araştırma bağlamında, eğitimler bağlamında, üniversitenin kendi işleyişinde sürdürülebilir konularını ele alması ve dışarıda, dış dünyaya da liderlik yapacak ortamları yaratması bağlamında çok önemli bir görevinin olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma amaçları önemli bir çalışma alanı. Hem
sorunları anlamak, sorunları teşhis etmek, sorunlara yerelden çözümler bulabilmek, uluslararası ortamı dinlemek, buradaki yapılan çalışmaları uluslararası ortama kanıt temelli bilimle götürebilmek. Bu anlamda finansmanın sağlanabilmesi sizin sorularınızda da vardır. Onlara eminim iyi bir cevap da olur. Ama sadece eğitimle değil, bir de örnek olma halimiz var. O nedenle bu Nisan'da çok yeni bir uygulama başlattık. Kampüste net sıfır girişimi. Kampüste net sıfır girişimi biraz sonra linkini de aşağıya koydum. Net sıfır taahhüdünü yani küresel ölçekte Paris Anlaşması ile uyumlu olmak üzere üniversiteleri harekete geçirmek, kendilerinin de aslında bir dönüşüm merkezi olduklarını onlara tekrar hatırlatabilmek için yaptığımız bir çalışma. Yayınlanan oldukça kapsamlı güzel bir şey var, kılavuzumuz var. Bu kılavuz interaktif aynı zamanda. Sizi sürdürülebilir kalkınma amaçlarının özellikle iklim eylemi bağlamında emisyonların sıfırlanması için hem üniversite bağlamında hem üniversite çevresinde nasıl çalışılabileceğine dair göreve davet eden ve biz de çeşitli üniversitelerimiz vesilesiyle bu kapsamda yer almaktan mutlu olduğumuz bir çalışma. Çok kısaca şeyden de bahsedeyim. Küresel okullar programımızı az önce söylemiştim. K12 okullarından gelen öğrencileri yetiştirdiğimiz, Türkiye'den de birçok eğitimcinin burada eğitim alarak kendi okullarında hani parça 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 yan yana böyle damlaya damlaya göl olur misali oluşturduğumuz bir çalışma. Ve burada en önemli şey becerileri kazandırmak. Tıpkı Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinden etkilenecek olan Türkiye'nin Avrupa'nın beceri çerçevesini takip etmesi gibi şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın K12 beceriler seti çok yeni tamamlandı ve bu konuyla ilgili uyumlu birçok becerinin yani sadece bilginin değil becerinin kazanılmasına odaklı bir yapı Türkiye'de bu yaklaşımı takip ediyor diyeyim. Çok hani paralel yürüdüğümüzü söyleyeyim. Bu anlamda iklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her birinin ayrı ayrı ama bütününde de büyük bir mesele olarak nasıl ele alınabileceğine dair çocuklara ve gençlere yaptığımız eğitimler devam ediyor. Aynı şekilde öğretmenlere, K12 okul öğretmenlerine ki şu rakamlar son derece kritik. 1 milyon öğretmenimiz, 20 milyon öğrencimiz var. Biz bu öğretmenlerimize hızlı bir şekilde özel sektöründe desteğiyle ulaşarak kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğini gerçekleştirmek üzere çok ciddi çalışmalar üretiyoruz. Özellikle öğretmen eğitimleri şu anda da biraz sonra izninizi alarak hani ayrılacağım. O nedenle sunum yapmama müsaade ettiğin için Gül çok teşekkür ediyorum. Bütün sorularına bir kapsamlı cevap olması amacıyla bunu da aktarmak istiyorum. Sadece çocuklar, sadece öğretmenler değil, bütüncül okul yaklaşım bağlamında ebeveynler yani velilerimiz de çok kritik ve eko kaygı değil, birlikte yapabileceğimize dair, bunu sanatla yapabileceğimize dair, bunu aslında deneyimleyerek yapabileceğimize, iyi çözümler bulabileceğimize dair umudu var ederek çalışmalar yapıyoruz. Bu az sonra az önce de ifade ettiğim gibi yapacağımız dersimizin sonuncusunu yine Schneider kapsamında gerçekleştiriyoruz. Ben de onun nedenle inovasyon merkezindeyim. Bence oldukça önemli bir çalışmaya imza atılmakta. Burada hani hem kurum kendisini çok iyi tanıtabilmekte ne demiştik? Dijital dönüşüm, değil mi? Yeşil dönüşüm. Her ikisinin de önce anlaşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu anlaması gereken kişiler öğretmenlerimiz ki ondan sonra özellikle mesleki ve teknik liselerimiz son derece kritik. Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayimizin dönüşümünde en önemli görev orada yetişecek öğrencilerimize düşüyor. Bu bağlamda bu konuların, bu küresel çalışmaların anlaşılmasını kolaylaştırmak adına UNESCO tarafından yayımlanmış olan 2017 ve 2020 biri sürdürülebilir kalkınma amaçları için eğitim, öğrenme hedefleri ki öğretmenler için son derece kritik bir şey. Bizim eğitim fakültelerimizdeki öğretmen yetiştirmek üzere, aday yetiştirmek üzere olan yine öğretim üyelerimizin de dikkatini çekebilecek bir çalışma olarak bilgilerinize sunmak istiyorum. Bir diğeri de sürdürülebilir kalkınma için eğitim bir yol haritası. İkisi de Türkçe olarak mevcut ve oldukça bu anlamda yapılabilecek çalışmalara bir fırsat vermekte. Burada birçok yetkinliği, birçok beceriyi kazanmamız gerekiyor ama temelde neler olması gerektiğini sorarsanız
Önce bilmek, sonra empatiyi duymak ve bunu davranışa çevirmek gibi bir derdin içindeyiz. Gençlik her konuda tasarım aşamasından itibaren işin içine dahil olmak istiyor. Buna ister iklim krizi deyin, ister deprem deyin, ister başka bir afet, pandemi deyin. Onlar özellikle çalışmaların hepsinde bizlerden görev beklemeden aslında çalışmak için hazırlar, çözüm üretiyorlar. Biz onlara sadece destek veriyoruz ve birlikte çalışmak için imkanlar yaratıyoruz. Tanıdıklarımızı, network'ümüzü harekete geçiriyoruz ve oldukça güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Aslında gelecek hepimizin elinde. Umudumuz çocuklarımız, gençlerimiz ama onlara geleceği, bu krizlerle dolu geleceği hazırlamak bizlerin görevi olduğu için gelecek elimizde diyorum. Ve tekrar fırsat verdiğiniz için sevgili Gül, teşekkür ediyorum size ve Kadir Has Üniversitesi'ne. Bahar Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için özellikle iyi uygulama örnekleri teşkil eden sunumunuz için teşekkür ederim. Ve konuşmanızın sonunda gençler vurgusu yaptınız. Ben de öğretim görevlisiyim ve gençlerle birlikte çalışıyorum. O derece şanslıyım ve onların mevcut meselelerin, mevcut sorunların ne derece aciliyet içerdiğini gördüklerini ve vicdanla ve akılla meselelere çözümler üretme ihtiyaçlarının olduğunu gözlemliyorum. Bu açıdan ben Emirhan Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Emirhan Bey, İTÜ'de sizler bu konuda neler yapıyorsunuz? Öğrencilere nasıl ulaşabiliriz? Ya da öğrencilerin sesini bu konuyla alakalı çözümler üretmelerini sağlayacak mekanizmayı nasıl daha aktif hale getirebiliriz? Sizler neler yapıyorsunuz üniversite kapsamında? Şimdi şöyle öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Yani ben Emirhan Yaşasın. İTÜ Çevre Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yani öğrenciyim ben de aslında. Yıllardır aslında Çevre Mühendisliği Kulübü'nde bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Fakat ilk defa bir yerde konuşmacı olarak şey yaparım. Bunun için de ayrıca şahsi olarak da teşekkür ederim. Şimdi sürdürülebilirlik noktasında ben hem özel sektörde çalışan birisi olarak yani bir danışmanlık şirketinde çalışan birisi olarak hem de üniversite kulübünde yer alan birisi olarak aslında hem özel sektör hem üniversiteler yüksek öğretim ikisini de görme şansı edindim. Bu açıdan şanslıyım. Ve özellikle aslında lisans hayatımın öyle bir döneme denk geldi ki aslında bundan 5 sene öncesinde ben 2018'de üniversiteye girdim. 2018 yılında yüksek öğretimde sürdürülebilir, yani en azından üniversitelerin sürdürülebilirlik raporu hazırlamadığı ya da olanların da çok gerçekten tek tük olduğu ya da işte bu tarz çalışmaların daha az, nispeten daha az yapıldığı bir dönemdi. Ve aslında bu gelişmeleri adım adım görme şansına eriştim. Öyle bir dönemde okudum ve hala okuyorum. Yani aradaki döneme baktığım zaman gerçekten üniversitelerde sürdürülebilirliğin anlaşılması çok kıymetli. Ve buna birebir şahit olmak da gerçekten çok mutlu edici. Şimdi aslında bu sürdürülebilirlikte öğrencilerin ve gençlerin önemiyle alakalı biraz önce Bahar Hanım da çok güzel şeyler söyledi. Ya ben bu açıda aslında siz de şimdi sorunca böyle biraz şeyi düşündüm. Yani şöyle anlatayım daha doğrusu. Şimdi yıllardır aslında Çevre Mühendisliği Kulübü'nde biz bu tarz etkinlikler düzenlediğimiz için ben biraz daha aslında olayı şu şekilde görüyorum. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavram aslında çok geniş bir perspektif. Ya ben çevre mühendisliği okuyorum evet ama sadece çevresel sürdürülebilirlikten ziyade bu işin sosyal ve ekonomik taraflarının göz ardı kesinlikle edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta böyle işte şirketlerin, kurumların, kuruluşların sürdürülebilirlikle alakalı direkt çevresel bir şeyden biz işte çevreye şöyle katkı, böyle katkı falan diye görünce diyorum ki ya bu işin bir de sosyal tarafı var. Hani bir de ekonomik tarafı var falan. Ya bir çevre mühendisi olarak buna şey yapamıyorum yani. Konuya gelecek olursak ben aslında bu konuda gençlerin dediğim de aslında öğrenci arkadaşlarımın diyeyim. Öğrenci arkadaşlarımın bu konuya yeterince duyarlı olduğunu ve aslında bu tarz etkinliklere çok fazla katılım gösterdiklerini düşünüyorum. Bunu da peki yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Şuna dayanarak söylüyorum. Biz İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü'nde 13 yıldır Sürdürülebilir Ekosistem Günleri adlı bir kongre düzenliyoruz. Ya da işte bu sene ilk defa düzenlediğimiz Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştığı etkinliğimiz var. Emrah Bey de kendisi de katılmıştı zaten.
Biz bu etkinliklere gelen öğrencilerin yani gelen öğrenci profillerini gördüğümüz için işte İstanbul'daki İTÜ'den, Yıldız Teknik'ten, Boğaziçi'nden ya da işte Anadolu'nun Eskişehir'deki üniversitelerden, Ankara'daki üniversitelerden, Harun Üniversitesi'nden buralardan katılan öğrenciler gördüğümüzde bu bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü ya bu işin sadece ya bu ara hep böyle şey konuşulur ara ara ya işte sürdürülebilirlik biraz daha işte elit bir şeydir, terimdir ya da işte böyle biraz elitizme şey yapar falan diye. Bunun aslında gerçekten bir karşılığı olmadığını görmüş oluyoruz. Ve bunlar da aslında bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden bu durum gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Şimdi katılım noktasında ise İTÜ'nün, Yıldız Teknik'in, Boğaziçi'nin ya da işte Kadir Has Üniversitesi'nin, diğer üniversitelerin yaptıkları çok güzel çalışmalar var. Ve bunlar da aslında birçoğunda gençlerin katılımının önlerinin açıldığı noktada gerçekten yüksek katılım oranları olduğunu. Ya ben en azından kendim açısından gördüğümde etkinliklerde bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte vereceğim örnekler hani biraz daha ütü özelinde olacak. Orayı daha birebir gördüğüm için lütfen mazur görün. Mesela işte İTÜ'nün sürdürülebilirlik ofisinin bir öğrenci topluluğu kısmında işte öğrencilerin her sene işte biz de bu toplulukta yer almak istiyoruz. Ya da işte bizim düzenlediğimiz etkinliklerde sürdürülebilirlikte işte biz de gelmek istiyoruz diye. Yani her sene beklenen bir kongre ve aynı zamanda Türkiye'nin de ilk karbonhidrat öğrenci kongresi. Her sene beklenen bir etkinlik ve kayıtlarımız 1000'i 1500'ü aşıyor. Yani bunu işte biz gerçekten katılan kısmında da bu sayılara eriştiğimizi görebiliyoruz bazı noktalarda. Bunlarla alakalı yani bu portföye baktığımız zaman gençlere gerçekten katıldığını görüyorum. Ben kendi açımdan yani üniversite öğrencileri arkadaşlarımın şeyiyle. Peki bunu arttırmaya yönelik nasıl bir şeyler yapılabilir? Şimdi öyle bir noktadayız ki bir dönemde artık böyle sürdürülebilirlikle alakalı bir şeylerin konuşulması gerekiyordu. Çünkü ne olduğu bilinmiyor ve bilginin de güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Sürdürülebilirlikle alakalı bir şeyler anlatan insanların çok değerli olduğu bir noktaydı. Şimdi artık evre öyle bir yere gelmeye başladık ve bu gerçekten son 3-4 senede böyle bir noktaya geldi. Artık sürdürülebilirliğin ne olduğunu yani en azından temel seviyede ya da işte az buçuk hani insanların ne olduğunu biliyor artık. Ama bununla alakalı nasıl aksiyon alacaklarını, neler yapacakları hakkında artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu noktada şimdi daha çok neler yapabiliriz noktasında. Şimdi biraz önce de bahsettik hep böyle işte siz de söylediniz. Gençlerin biraz daha işte enerjisi, hayal gücü. Şimdi sürdürülebilirliğinde geniş bir ufku var. Bu ikisi birleştiği zaman ortaya çok güzel şeyler çıkabiliyor. Peki bunu nerede uygulayabiliriz? Özel sektörde uygulanabilir. Üniversitelerin yaptığı çalışmalarda uygulanabilir. Peki bunlar için aslında bu zemini hazırlamak için nasıl etkinlikler yapılabilir? Şimdi bunu üniversitelerdeki yapılımı biraz daha az görüyorum ben. Lütfen mazur görün. Bunu biraz daha artık STK'lar ya da işte üniversite kulüpleri üstlenmiş durumda. İşte üniversitelerde bu tarz etkinlikler düzenlenilmesi ya da işte tamamen öğrencilerin katılımıyla olan ya da işte ya öğrencileri teşvik eden etkinliklerin ya da işte çalıştaylar, workshoplar, ideaton, hackathon ya bu tarz aslında biraz daha interaktif etkinliklerin yapılması. Ben bunu biraz daha üniversitelerin rektörlük ya da yönetim tarafından yapılmasından ziyade daha çok öğrencilerin ya da işte sivil toplum kuruluşlarının yaptığını görüyorum ki bu bence daha iyi bir şey. Çünkü sürdürülebilirlik noktasında özellikle öğrencilerin ya böyle bir şey var gelin biz böyle bir şey yapıyoruz demesi bu aslında bu meselenin yani 10 sene konuşulup 10 seneden sonra artık tamam bitti hadi toparlanıp gidelim değil gençlerin ele aldığını gösteriyor. Ya ben de bu konuyu ele alan gençlerden birisi olarak gördüğüm için kendimi bu durum beni mutlu ediyor açıkçası. Bu şekilde açıklayabilirim. Çok teşekkürler. Bu aktörler arası işbirliklerinin önemini özellikle çok daha da geniş kapsamlı konuşmak isterim. Ve bence çok önemli. Hem disiplinler arası, sürdürülebilirlik sizin de bahsettiğiniz üzere aslında çok geniş bir kavram. Ne olduğu hala daha anlaşılmıyor. Hatta elitist bir kavram olarak değerlendirilebiliyor. Ama aslında bahsettiğimiz mesele çok hepimizi yakından ilgilendiren sorunların çözümüne ilişkin bir mesele, ilişkin bir kavram. Dolayısıyla çok katmanlı ve çok boyutlu.
Ama ben biraz daha böyle hani odağı daraltıp genişleterek sürekli dinliyorum hepinizi. Arda Bey'e dönüp Arda Bey'den kampüste neler yaptıklarını, Özel Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik kültürünü nasıl oluşturduklarını dinlemeyi istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi bundan önceki konuşmaların hepsi aslında bu konuyla alakalı çok güzel noktalara parmak bastılar. Öncelikle gençlerin hani bu değişimin, bu eğitimin içinde bulunmak istedikleri çok doğru. Hatta kendileri geliyorlar artık bizim hani az önceki eleştiriye istinaden işte okulun yönetiminin bir şey yapmasının ya da öğrenci kulüplerinin bunda daha etkili olması durumu doğru. Ama öğrenci kulüpleri, öğrenciler kendileri geliyorlar böyle aktiviteler düzenlemek, böyle hackathonlar, ideathonların içinde bulunmak için. Ayrıca gene çok güzel parmak basılan bir nokta, sürdürülebilirliğin üç kolunun üçünün de farkında olunması durumu çok önemli. Çünkü çok yakın bir zamana kadar hep çevresel sürdürülebilirlik alanında inanılmaz çalışmalar yapıldı. Ama geri kalan kollar yani yok sayılmadı ama o kadar baskın şekilde eğitime dahil edilmedi öncelikle. Şimdi bu noktada benim veya bizim yaklaşımımız öncelikle bu birazcık veri kirliliğini veya işte bir kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için bir sürdürülebilirlik 101 yaklaşımıyla en baştan olayı almak. Çünkü yani hepimiz bir sürdürülebilirlik terimleri bombardımanına maruz kalıyoruz. İşte eco-friendliness'lar, işte sıfır atıklar bilmem neler ama bu çok duyup çok duyup çok duyup sürekli hiçbir şey görmediğimiz zaman bu kavramların hakikaten birazcık içi boşalıyor ve sadece duyduğumuz ama hayatımıza entegre etmediğimiz şeyler haline geliyor. Bizim özellikle burada Bahar Hanım'ın da sunumunda bahsettiği gibi K12'den gelen öğrencileri İngilizce 101 kapsamında okula aldığımız yani aldığımız derslerde hepsi sürdürülebilirlik temalı bir eğitimden başlıyorlar bu şeye bilgiye maruz kalmaya. Yani direkt sürdürülebilirlik öğretmek yerine bir İngilizce derste entegre edilmiş sürdürülebilirlik bilgisiyle başlıyorlar. Ve ondan sonra SEK 101 dediğimiz sektörel derslerden biri yani yeni gelen öğrencilerin hepsinin aldığı bir ders sistemimiz var. Bu ders sistemi de aynı şekilde onlara verilen belli başlı sürdürülebilirlik sorunlarını ele almalarını ve buna çözüm üretmelerini, çözüm önerisi getirmelerini ve bizi veya işte konunun profesyonellerini konsalt ederek hani getirdikleri çözüm önerileri ne kadar doğru veya ne kadar gerçek hayatta kullanılabilir bunu eleştirmelerini sağlayan bir yapı öngörüyor. Açıkçası bu konuda yani detaylı bilgilendirme Bahar Hanım'ın şeyinde çok güzel vardı. O yüzden oraya birkaç atıf yapmak istiyorum. Eğitim sisteminin birazcık saha dersleriyle yani işin mutfağında öğrenebilecekleri daha böyle bireysel olarak orada bulunacakları derslerde sürdürülebilirlik entegrasyonu farklı bir sistemle ele alınması lazım. Yani eğitim sisteminin bu şekilde bir revize edilmesi gerekiyor. Çünkü bu konu sadece öğrencilerle değil, bütün çalışanlar, öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler, araştırma görevlileri hepsinin bir parçası olduğu uzun bir dönüşüm süreci. Ve bu kadar dediğimiz gibi yani bilginin çok fazla dışarıda var olması aslında ister istemez eksik veya yanlış bilgiye de eriştiğimiz zamanları gösteriyor. Ve hepimiz dediğim gibi bu şey değil, sürdürülebilirlik profesyoneli değiliz. O yüzden eriştiğimiz bilginin ne kadar doğru olduğunu veya ne kadar gerçek olduğunu tek başımıza teyit edemiyoruz. Ve herkes de oturup bunu araştırmıyor. O yüzden yani sürdürülebilirlik terimi altındaki bazı illüzyonlardan da kurtulmak için bu eğitimin en baştan verilmesi gerekiyor. Biz de okulumuzda bunu yapıyoruz. Gelen öğrenciye en başta sürdürülebilirlik nedir? STK'lar ne iş yapar? SDG'ler işte bu kalkınma şeyleri, goal'ları nelerdir? Hangi alanlarda siz buna değinebilirsiniz? Hangi alanları kendinize hedef alabilirsiniz? Kendi sektörünüze, kendi eğitim alanınız alanına bu bilgiyi nasıl entegre edebilirsiniz üzerine geniş bir eğitimden yani çalışmadan başlıyoruz. Bundan sonra işte kendi alanlarına geçtikleri zaman zaten kendi meraklarıyla bize gelip projeleri, işte saha derslerini veya işte uygulamalı dersleri almak istediklerini söylüyorlar. Ama buradaki en önemli şey eğitimde bu kendilerine dert ettikleri ve değiştirmek istedikleri şeyleri projeleştirip bizi bir danışma şeyi kapısı açmaları. Yani biz danışmanlık ve biz yönlendirme verme her zaman açıyoruz. Ama hiç kimse tek başına bütün işte konulan hedefleri anlatamaz. Hiç kimse tek başına bütün konulan hedeflerle alakalı çözüm üretemez. O yüzden herkesin bir hedefi kendine dert etmesi
gerektiği noktasında öğrencileri birazcık cesaretlendiriyoruz açıkçası. Bu bizim özellikle kulüpler özelimizde, yani kulüpleri kullanarak her sene belirlediğimiz bir sürdürülebilirlik problemi adres ederek, mesela bu sene su belirledik ve bütün kulüpler, bütün öğrenci grupları, bütün 801 öğrencileri, ki 1600 öğrenciye falan tekabül ediyor aşağı yukarı, bu projeyle, bu konuyla alakalı çalışıp, araştırma yapıp edindikleri bilgileri bize getirip, biz bunları öğrendik, ne kadar doğru, ne kadar değil şeklinde sunmalarını hedefliyoruz. Ama bununla beraber şunu da fark ettik ki, ne kadar sürdürülebilir bilgiye çok yoğun maruz kalsak da hepimiz, yani gerek doğru gerek yanlış, sadece direkt yaklaşımları şimdiye kadar çözebilmişiz. Yani suyla alakalı bir problem olduğu zaman işte lavabolar veya işte su arıtmalarına hemen koşuyoruz. Doğru, ama işte giydiğimiz kıyafetlerin acaba hangi kumaş üretilirken ne kadar su tüketiyor verilerini araştırmak. Yani biraz daha sürdürülebildiğin görünmeyen kısımlarına değinmeleri için kendilerini işte yönlendirip cesaretlendirerek bir eğitim sistemi oluşturmaya çalışıyoruz ve burada sürdürülebilirlik platformu olarak yaptığımız eğitimlerde sadece öğretmenlere veya öğrencilere yönelik değil, bütün çalışanlarımıza. Yani biz bir eğitim açıyoruz burada ama bu bir notlu bir eğitim değildir, bir devamsızlıklı bir eğitim değildir. İşte dediğim gibi bu konuyla alakalı ilgisi olan, öğrenmek isteyen, zaten hani oryantasyon sırasında bütün katılımcıların aldığı bir basic eğitim var ama onun dışında hani bu konuda ilgisi olan herkesin katılabileceği eğitimler düzenliyoruz. Ki bu eğitimleri daha böyle workshop mantığıyla düzenlediğimiz zaman işte daha ilgi çekici, daha eğlenceli şeyler, hani hayati tecrübeleri içine dahil ederek yapılan şeyler oldukları zaman insanların bu değişimleri sadece burada çalıştıkları alanda veya sadece o gün öğrendikleri alanda değil, bir alışkanlık haline getirip sonrasında da kullandıklarını gözlemlediğim için bu şekilde işte bir workshop artı eğitim, bir işte çalışma artı işte ilginç bilgiler falan gibi böyle daha enteresan bir duruma getirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki bir sürü teşviklerle düzenlenen yurt dışı projeleri var ama şu anda asıl hedefimiz, yani bütün bunları geçersek ana hedefimiz bir Avrupa Erasmus Plus projesi kapsamında bir Avrupa projesinde oluşturduğumuz herkese açık bir sürdürülebilir eğitim veya hani temiz veri platformu oluşturma çabası. Çünkü eğitimin de bilginin de işte birazcık daha elektronik ortama geçtiği, artık çalışma hayatının bile elektronik ortama geçtiği bir yerde bu bilgilerin temiz halinin, yani Google araması olan halinin değil, temiz halinin herkesin için açık olabilecek bir yerde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı da yoğun bir çalışma yürütmekteyiz şu anda. Harika çalışmalar yapıyorsunuz. Tebrik ederim öncelikle. Ya bahsettiğiniz bu kullandığınız tabir dert edinme meselesi benim için çok anlamlı ve çok değerli. Çünkü dert edinen insan, dert edinen genç insanlar özellikle işte dünyayı şu an olarak içine soktuğumuz bu sistematik problemler yumağından kurtarabilir ancak. Tabii burada şey çok önemli, ben her şeyi bilemem, her şeyi yapamam. Ama başkaları da var. Hani bunu görmek, harekete geçmek ve harekete geçirebilme motivasyonunu kendinde hissedebilmek çok önemli. Aktörler arası işbirliği çok önem kazanıyor bu anlamda. Siz de zaten bu vurgularda bulundunuz. Emrah Bey, aslında ben biraz Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nde yaptığınız çalışmalar özelinde biraz sizin izlenimlerinizi de duymak istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Çünkü siz üniversite öğrencileriyle yakından iletişim halindesiniz. Üniversite öğrencilerinin katıldığı eğitimler düzenliyorsunuz. Ve sektörler arası eğitimler bunlar. Üniversite, işte iş dünyası ve sivil toplum üçgeninde gerçekleşen eğitimler. Sizin bu konuyla ilgili gözlemleriniz neler? Hani bizzat böyle direkt bu konuyu bilen, yaşayan birisi olarak. Tabii ki. Orada aslında temel mesele yine kavramlar ve bu kavramların bizlerin aslında değersizleştirmesi üzerine şekilleniyor. Çünkü konudan bağımsız bu arada söylediğim mesele sadece sürdürülebilirlik bağlamıyla ilişkili değil. Fakat ne zaman ki biz bir şeylere değer vermeye başladığımızda ve gerçekten bir şeylerin dönüşümü için emek harcamaya başladığımızda konunun hiç aslında dışarıdan göründüğü kadar yüzeysel ve sığ bir şey olmadığını görüyoruz ve ne kadar emek harcayıp ne kadar çalışma
yaptığımız takdirde de konunun ne kadar derinleştiğini görüyoruz. İşte şu an üniversitenin davetiyle buradayız. Ağırlıklı olarak enerji üzerinden çalışmalar yapılıyor. Merkez kapsamında da sadece enerji ve enerjinin sürdürülebilirliği dediğimizde bile işte güneş, rüzgar, jeotermal, dalga enerjisi gibi birçok aslında alt parametre ve alt konu çıkıyor gündeme. İşte bu kadar aslında çeşitlilik ve derinlik meselesi üzerinde biz sürekli her şeyi değersizleştirip zaman ayırmadan hızlı bir şekilde bir şeylere ulaşmaya başladığımızda da olaylar giderek aslında içi boşalmaya ve içi boşmuş gibi bir yanılgıya dönüşüyor. İşte buradan sıyrılıp geniş bir perspektife geçtiğimiz zaman işte sadece sizin merkez, işte yakından takip ettiğim için biliyorum, düzenli bültenler çıkıyor ve bu bültenlerde sadece enerji politikaları, iklim meselesi üzerindeki aslında yaşanan değişimleri görebiliyoruz. Canlı yayınlar yapılıyor ve bunlar çok farklı spesifik dikey alanlarında yapılıyor. İşte iklim olabilir, Avrupa İşin Mutabakatı olabilir, girişimcilik olabilir, inovasyon, yenilikçilik olabilir gibi gibi. Aslında böyle her detaya girdiğimizde birçok boyutlu bir mesele önümüze çıkıyor. Tabii bu meselede bir şeyler yapacak insanlara ihtiyaç var ve bu insanlar üniversitelerde okuyorlar ağırlıklı olarak ve işte Emirhan'ın dinledik şu an üniversitede okuyor, bir taraftan da çalışıyor ve işte konuya bakış açısı, farklı partnerlerle yaptığı işbirlikleri, bunları dile getiriş şekli ve bunları iş dünyasıyla ilişkilendirip kendi eğitimiyle bağlaması bambaşka bir vizyon katıyor. Zaten bu vizyona sahip olan gençler de dönüştürmeye başlıyor bir şeyleri. İşte biz dernek olarak da bu liderlerle birlikte hem onlardan öğrenme hem de onları alan açma üzerine şekilleniyoruz. Yine mesela bu derinleşmeye başlayıp bu spesifik yaptığımız işle biz istediğimiz etkiyi yaratabiliriz. Bu stratejik bir aslında söylem ve gerçekten bunun detayına girdiğimizde bambaşka konular çıkıyor. Örneğin amaçlar için iletişim diye bir proje yaptık. Yaptığımız işten bağımsız biz var olan meselelerin iletişimini nasıl yapabiliriz ve bu iletişimi hem paydaş iletişiminde hem de yaptığımız işi kendi ekip arkadaşlarımız ya da kurum içerisinde iletişimini nasıl yapabiliriz? Yani bir iletişim başlığı çıktı, bambaşka bir konu. İşte şimdi sürdürülebilirliğin sorumlu mühendisleri isimli projemiz devam ediyor. Farklı mühendislik alanlarıyla biz dünyada var olan sorunlara mühendisliği kullanarak ne gibi çözüm üretebiliriz? İklim konusu, enerji konusu, genel sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet meselesi gibi meseleler hep derinleşmeye başlıyor. O yüzden bizlerin özellikle öğrenci kulüpleriyle elde ettiğimiz deneyimlerle ilk başlarda keşke ben de mühendis olsaydım. Daha da spesifik, keşke ben çevre mühendisi olsaydım. Çünkü sürdürülebilirlik üzerine çalışmak istiyorum. Bu çok duymuşuzdur zaten burada olanlarda. Ama işte sadece mühendislik demek değildir sürdürülebilirlik. İşte Emirhan'ın da vurguladığı gibi işin sosyal sürdürülebilirlik boyutu var. Biz mühendislikten bahsediyoruz fakat mühendis kadınların özellikle mühendislik işlerindeki görünürlüğü, yani direkt toplumsal cinsiyete bağlandı mesela. Bu da bambaşka bir boyut ortaya çıktı. İşte şantiyelerde mühendis kadınların yaşadığı zorluklar, o bambaşka bir alan ve çözülmesi gereken gördüğünüz üzere bir konu olarak önümüze çıktı. İşte bu gençler bu kalıplaşmış değer yargıları ve aslında ön yargıları üzerinden kötü bir gelecekle aslında durumla karşı karşıya geldiler. Fakat tüm bu gençlik çalışmalarıyla, çünkü birçok akademik eğitimde şeyi de görüyoruz, müfredat gereği eskimeye başlayan bilgilerle yapıyorlar. Fakat sektörel çok acayip inovasyonlar olmuş. Zaten bilgi ekonomisinden bahsediyoruz. Her şey çok hızlı değişiyor. Bu değişimi haliyle üniversiteler adapte olamayabiliyor. İşte bu adapte olamayışı üniversite öğrencileri ve kulüpler sektörde gerçekten bu işi yapmış. Yaptığı bu işle yarattığı ekonomik değeri, çevresel değeri ve sosyal değeri son derece net bir şekilde ortaya koyabilen uzmanlarla sürekli bir araya geliyor. İşte bizler de onlarla birlikte bu sektörel liderler kimler, sektörel kurumlar kimler, bunlar neler yapıyor, ne gibi işler yapmış, ne gibi değerler yaratmış gibi yakın temasta bulunuyoruz. Yani sadece geçen yıl 60 üniversite kulübüyle çalışma yaptık ve onlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. O yüzden bu etki bu şekilde artarak devam ediyor ve biz de çok öğreniyoruz ve çok da keyif alıyoruz. Aslında gerçekten bu hep birlikte öğrenme, dönüşme ve dönüştürme meselesi.
Çok teşekkür ederim. Aslında benim çok sorum var ama bir yandan da zaman çok hızlı bir şekilde akıyor ve eminim katılımcılarımızın da sizlere soruları olacaktır. O yüzden ben soru-cevap kısmını açmak istiyorum. Eğer konuşmacılarımıza sorularınız varsa dilerseniz chatbox'tan yazabilirsiniz, ben seslendirebilirim ya da direkt kendinizi mikrofonunuzu açarak sorunuzu dile getirebilirsiniz. Bahar hocamız da hala bizimle birlikte bu arada. Gül Hocam, ben bir soru sorabilir miyim müsaadenizle? Lütfen söyleyin, buyurun. Arda Bey'e bir sorum olacak. Özyeğin Üniversitesi'nde sürdürülebilirliğin aslında öğrenciler okula girdikten itibaren bir şekilde onlara kazandırıldığını söyledi farklı projelerle. Ve bu konulardan birinin su olduğunu, diğerinde enerji olduğunu söyledi. Başka hangi konularla ilgili çalışmalarınız var ve bunları ilk olarak öğrenciyle nasıl bir noktada tanıştırıyorsunuz? Yani oryantasyonu söylediniz ama o kısmı da açıkçası bende biraz soru işareti oluşturdu. Oryantasyonda bununla ilgili kulüplerin mi tanıtımı yapılıyor tam olarak? Şimdi şöyle başlayayım. Oryantasyonda öncelikle bununla alakalı çalışan departmanlarımızın tanıtımı yapılıyor. Bizim HSE departmanımız var, Health and Safety departmanımız ve sürdürülebilirlik departmanımız var. Bununla alakalı çalışan kulüplerimiz var gibi. Yani öğrencilere böyle kulüplerin varlığı öncelikle tanıtılıyor ki hani bir sorusu olduğu zaman nereye gittiğini, hangi kapıyı çalması gerektiğini öğrensin ya da bilsin şeklinde. Onun dışında işte bu İngilizce derslerinde genel bir sürdürülebilirlik bilgisi içeren İngilizce dersleri şeklinde eğitim yapılıyor. Burada tabii benim kendimce başta endişelerim de vardı. Yani öğrenci bu kadar sürdürülebilirlik verisine maruz kaldığı zaman acaba biraz yakası iler mi? Çünkü yani liseden yeni gelmiş öğrencilerden bahsediyoruz. Ama bence gayet güzel de sonuçları oldu. Yani insan, yani öğrenciler burada ya böyle bir departman varmış, böyle işler yapıyormuş diye çok fazla gelmeye başladılar. Bu zaten hani projenin bize göre başarısıydı. Onun dışında bu eğitimleri hangi alanda gerçekleştiriyoruz? Öğrenciler bu bahsettiğimiz işte proje konsepti, işte su, enerji vesaire gibi konseptleri biz bir dönemlik bir ders kapsamında işledikleri için bu sorunlarla haşır neşir oluyorlar. Yani çok familiar oluyorlar problemlere ve akabinde zaten çok yoğun bir öğrenci kitlesinden bahsettiğim için her biri tek tek olmasa da birçoğu devamında işte belli bir soruna çözüm bulmak, belli bir işte problemi bilinçlendirme adına işte su yüzüne çıkarmak vesaire gibi problemleri kendilerine dert edinmiş bir şekilde bize geliyorlar ve bununla alakalı gerek işte farkındalık çalışmaları, gerek işte ne bileyim geziler, kulüp işbirlikleri vesaire gibi alanlarda hem kendileri öğrenip hem de öğrendikleri bilgiyi çevrelerindeki arkadaşlarıyla, yani birazcık hani öğretmenin de öğrencinin de kendileri olduğu bir eğitim modeline evriliyor konu. Tabii burada saha çalışmalarında veya yaptıkları projelerde biz her zaman rol gösterici oluyoruz. Başka hangi alanlarda eğitimler veriliyor? Burada daha böyle eğitim veya konferans adı altında değil de küçük talklar altında şeyler yapılıyor. Mesela ben kendim adına geri dönüşüm ile alakalı bir şey yapıyorum. Ki geri dönüşüm illüzyonu adı altında. Hani geri dönüşümün asla nihai çözüm olmadığının, bunun enerji harcadığının, emek harcadığının, elektrik harcadığının vesaire gibi işte bir şeyle yaklaştığımız bir sunumumuz oluyor su ve enerji dışında. İşte greenwashing nedir? Bunu nasıl tespit edersiniz? Veya işte yanlışlıkla nasıl yapmazsınız? Sürdürülebilirlik kavramını yan kavramlara nasıl karıştırmazsınız? Çok önemli. Yani işte eco-friendly diye gelip ama sürdürülebilirlik işte sürdürülebilir zannetmezsiniz kendinizi. Çünkü hani sosyal veya ekonomik bir problemi arz etmiyorsanız sadece çevreselle şey yapmasınız gibi. Ve başka konularda da çalışmalar yapıyoruz öğrencilerle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem soru hem cevap için teşekkür ederim ben de. Başka sorularımız var mıdır? Konuklarımızdan merak ettikleriniz. O zaman ben soracağım. Çünkü aslında uzun bir soru listem var ve vaktimiz de var hala daha. Açıkçası ben şeyi merak ediyorum. Üniversitelerin hem kendi içerisinde işte üniversite sınırları, duvarları içerisinde hem de üniversiteler arasında
üniversite özel sektör, işte üniversite sivil toplum arasındaki işbirliklerinden bahsettik ve dönüştürücü gücünden bahsettik. Üniversitenin bulunduğu çevredeki etkisi ve sürdürülebilirlik bağlantısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani üniversite kampüsüyle bulunduğu çevreyle nasıl ilişki kurabilir ve nasıl bu alanda yine kendi üniversite dinamiklerini, unsurlarını kullanarak etkisini artırabilir ya da farkındalığın oluşturulmasında rol oynayabilir? Soruyu ortaya soruyorum. Buyurun. Dilerseniz önce ben şey yapayım. Şimdi şöyle ki tabii burada yani yapmamız gereken bir öz eleştiri de var üniversiteler bağlamında. Çünkü aslında belli bir süredir biz bu sürdürülebilirlik alanında çalışıyoruz. Ve sürdürülebilirlik alanı zaten derya deniz bu konu. Sabahtan beri konuşuyoruz. Bu yüzden aslında geliştirmemiz gereken bazı noktalar da oluyor. O yüzden bence önce sürdürülebilirliğin aslında iyi tanımlanması gerekiyor. Yani şimdi bir yandan okul içerisinde yani kulüp içerisindeki görevinden dolayı da farklı üniversitelerin çoğu üniversitenin de sürdürülebilirlik raporlarını inceleme fırsatı buldum. Ve incelemeye de devam ediyorum. Şimdi bu noktada belki SDG 4'ten biraz sapacağım ama tamamen örnek vermek açısından söylüyorum. Yani işte X üniversitesi üzerinde söylüyorum. Herhangi bir üniversiteyi burada şey altında bırakmak istemiyorum ama yani burada SDG 2 kapsamında biz açlığa son veriyoruz dediğimizde bu üniversite yemekhanesinde öğrenciye yemek vermek olmamalı. Yani bunu sürdürülebilirlik raporlarında gerçekten bunun böyle ahım şahım işte biz böyle yapıyoruz bu işi falan gibisinden yer aldığını görüyoruz. Bu durum üzücü. Yani şimdi öyle iki örnek var ki SDG 2 kapsamında üniversiteler yemekhanelerinde ya da işte ne bileyim üniversite kampüsü içerisindeki restoranların işte yemek çeşitliliğinden bu da işte vejetaryen yemek, vegan yemek vesaire bunlardan bahsediyorum. Bunlardan bahsedilmesinden ziyade biz üniversitemizin işte tamamen farazi bir örnek veriyorum. Ziraat mühendisliği bölümünde tarımın sürdürülebilir olmasıyla ilgili şöyle bir çalışmalar yapıyoruz. Şöyle araştırma konuları ortaya çıktık. Bunları da şöyle fon finanse ediyoruz gibisinden denmesi SDG2'ye daha fazla katkı sağlar emin olun. Bu maddede özellikle burada öğrenci arkadaşlarımızın da ya da bu konuları hem yeni öğrenmek isteyenlerin hem de bu konu derine inmek isteyen arkadaşlara şunları önermek istiyorum. SDG'lere baktığımız zaman sadece sürdürülebilir kalkınma hedefi başlıklarını değil o noktada işte biraz önce aslında konuşmanın başında Emrah Bey'in de bahsettiği gibi alt maddelere de bakmamız gerekiyor. Çünkü alt maddelere baktığınız zaman bazı SDG'lerin ya benim hiç düşündüğüm gibi değilmiş diyebiliyorsunuz. Şimdi tekrar SDG 4'e dönersek bu noktada eğitim müfredatının aslında bazı noktalarda revize edilmesi gerekiyor. Yani işte dediğimiz gibi sürdürülebilirlik bundan 10 sene önce sadece çevresel olarak konuşuluyordu. Bir süre sonra işte bu işin sosyal sürü yani toplumların sürdürülebilirliği ya da işte çok yani gerçekten sürdürülebilirlik dediğimiz zaman çok çok farklı konular var. Ya da işte biz bu etkinliği yapıyoruz çok güzel bir etkinlik ama bu etkinliğin de sürdürülebilir olması lazım. Bir sonraki etkinlikler için yeni konuşmacılar gelmesi lazım, yeni ekipler oluşturulması lazım. Ya o noktada işte sosyal kısmı işte bu işin ekonomik yönetişim kısımları vesaire. Bu da aslında eğitim müfredatının revize edilmesinden gerçekleştiriliyor. Yani tekrar yine ben buraya bugün eleştiri yapmak için gelmişim gibi oldu kusura bakmayın ama yani bir çevre mühendisi tabanlı olduğum için o noktadan örnek vermek istiyorum. Diğer alanlarda hani birebir yaşamadığım için yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yani karbon gazı işte GHG emisyonları işte sera gazı emisyonları ya da karbon emisyonlarını üniversite hayatında görmeyen çevre mühendisleri var. Bunu herhangi bir üniversite için söylemiyorum ama durum bu şekilde. Ya da işte sosyal alanlarda işte toplumsal cinsiyet eşitliği, işte eşitsizlik, kapsayıcılık vesaire bunlarla alakalı örnekler görmeyen bazı bölümler de var. Bu noktada ben bazı işte müfredatın özellikle genişletilmesi, sürdürülebilirlik alanında tekrar yeni kapıların açılması ki sürdürülebilirlik de buna aslında çok elverişli. Yani sürdürülebilirlik yüksek lisansları bugün açılıyor. İşte Kaliforniya'da açıldı, orada açıldı, burada açıldı. Şimdi Türkiye'de de birçok farklı üniversite sürdürülebilirlik yüksek lisansları açıyor ve açmakta. Ki açılması da gerekiyor. O yüzden yani şunu da önermek istiyorum. Burada tekrar bir şey yapmak istersem yani ben şu an dediğim gibi son sınıf bir öğrencisiyim ama şu an burada aramızda işte öğrenci olup ben sürdürülebilirlik alanında yani bunu iyice öğrenmek istiyorum dediğiniz diyen arkadaşlarımız varsa ya özellikle
bazı noktalarda işte dediğim gibi GHG emisyonları olsun, CDP'ler, GRI endeksleri olsun, bu konulara özellikle araştırmanız ya da işte okulların, üniversitelerin, şirketlerin, eğer özel sektörde düşünüyorsunuz ama konumuz şu an üniversiteler, üniversitenin sürdürülebilirlik raporlarını hem yurt içi yurt dışı, işte bu noktada dediğim gibi yani sadece Türkiye'den raporları incelemeniz hani sizi belli bir noktaya getirir. İşte Nottingham Üniversitesi'nin ya da işte Kaliforniya Üniversitesi'nin, Bremen Üniversitesi'nin, bu üniversitelerin de sürdürülebilirlik raporlarını incelerseniz size daha fazla katkı sağlayabilir. Bunları demek istiyorum. Yani eleştirilerim de yanlış anlaşılmasın. Genel sektör üzerinde bir eleştiriydi. Ama yapıcı eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Üniversite eleştirel düşünme platformu alanı. Dolayısıyla eleştirilerimizi de getireceğiz, tanımlayacağız, çözümler üreteceğiz, konuşacağız. O yüzden çok değerli bu eleştirileriniz. Teşekkür ederim. Yani şey olarak ben hep şunu söylüyorum. İşte bundan yaklaşık aslında bir ay önce bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de Emrah Bey de oradaydı. Ya yani ben hep şunu şey yapıyorum. Bir etkinlik yapılırken ya da bir iş ortaya koyulurken biraz daha işin eksik taraflarına ya da şey taraflarına odaklanıyorum ben genelde hep. Çünkü ya biz bunu çok iyi yapıyoruz Türkiye'de işte. Ya biz ne kadar iyiyiz dedik. 1,5 saat sonra işte tabirimi maruz görün. Birbirimizi böyle pohpohladık. Ama sonra gittiğim zaman durumu o çok da geliştirmiyor. O yüzden ben genelde biraz daha eksik tarafları görüp o eksik taraflara güvenilirsek bu durumda tabii ki de bir felaket senaryosu çizmiyorum. İyi bir noktadayız ama yapmamız gereken de çok şey var. O yüzden bu şekilde bir şey yapmış olayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Chatbox'a sorular düşmeye başladı. Hamza Çakır'ın sorusunu okuyorum. Bu bilgileri gündelik hayata uyarlamamız, belediye site ve benzerine nasıl indiririz der. Biraz daha açılabilir mi? Yani gündelik, sanırım yanılmıyorsam Hamza Bey, sürdürülebilirliğin gündelik hayattaki uygulamalarını ya da vatandaşın bu konuyla ilgili nasıl bilgi edinebileceğini soruyor. Hamza Bey, eğer yanlış yorumluyorsam lütfen gerekli düzeltmeyi yapın. Bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mıdır? Bu çok geniş bir soru bir yandan tabii. Emrah, buyurun. Bir yerden başlayıp topu belki Arda Bey'in bu geri dönüşüm illüzyonuna topu paslayabilirim. Aslında bu sürdürülebilirlik meselesi konuşulduğu zaman yine böyle bir bambaşka dünyadan gelen bir meseleymiş gibi bazen ele alınıyor. Fakat yapmaya çalıştığım şey yaşamak için aslında var olan sorunları çözüm üretme yaklaşımı. Çünkü yaşayamayacak bir dünyaya doğru gidiyoruz ne yazık ki yaptığımız yanlış kararlar sonucunda. Bu hem bireysel olabilir hem kurumsal yanlış kararlar olabilir. Bu sürdürülebilirliğin temeli de üretim ve tüketim dengesinin bozulması. Bu üretim ve tüketim dengesi bir tarafta kurumsalların kurumsal taraftan geldiği kadar bir taraftan da bireysel tüketim alışkanlıklarımız da doğrudan ilişkili. İşte geri dönüşüm illüzyonuna o yüzden öyle topu atacaktım. Sürekli tüketiyoruz fakat nasılsa bunlar işte mühendisler bunu temizler, şu kurum bunu yapar, şunu yapar vesaire gibi ama bir taraftan da hala tüketmeye ve satın almamızdan hiç taviz vermeden daha da şatafatlı bir yaşam sürekli ihtiyacımız yokken tüketme alışkanlıklarıyla yapıyoruz kısmı oluyor. O yüzden bir dönüp yaptığımız her şey aslında tüketim üzerinden kendimizi de sorgulamak. Hatta bu konuda otellerle de bazen çalışmalar yapıyorduk. Ortalama şu an rakamları hatırlamamakla birlikte en azından oranları vermek açısından bir kişinin günlük evde tükettiği su miktarı 50 litreyken aynı kişi otele gittiği zaman 500 litreye çıkabiliyor çünkü bedava su ve otele para vermiş ve orada kalıyor ve bunu tüketme mübahmış gibi görüyor. Ya o yüzden buradaki aslında ince çizgi bizim de sürdürülebilirliğe yaklaşmaya, yani fırsatını bulduğumuz noktada kaçış yapabiliyoruz deyip topu Arda Bey'e atayım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Açıkçası bence çok güzel özetlediniz. Biz burada konuyu işte faz A ve faz B olarak ele alıyoruz. Yani faz A bizim bireysel olarak yapabileceğimiz değişikliklerken faz B endüstriyel boyutta yapılacak sürdürülebilirlik değişiklikleri olarak. Şimdi burada bireysel değişiklikler işte ne bileyim elektriği kapayalım, suyu açık bırakmayalım gibi bireysel değişiklikler aslında tabii
birleştikleri zaman çok değerli. Ama işte az önceki gibi böyle hani otele gittiğimiz zaman, tatile çıktığımız zaman elden bıraktığımızda o gıdım gıdım topladığımız tasarrufu bir anda yok edebileceğimiz de veriler. Çünkü yani bu bireysel değişimler aslında çok büyük etkiler, inanılmaz etkiler yaratabilecek boyutlarda değiller. Çünkü yıllardır sürdürülebilirlik bilinci olmadan tüketen bir toplumdan geldiğimiz için hani bir sene boyunca işte dişlerimi fırçalarken suyu kapattım da kompanse edebileceğin bir noktada değilsin şu anda. O yüzden hani bu bireysel değişimler tabii ki çok önemli. Ama bir de hani faz B'ye de insanları cesaretlendirmek çok önemli. Nedir bu? Daha büyük. İşte endüstriyel değişimler, işte hani ben tek başıma işte çok fazla kot almamaya çalışıyorum. Okey. Ama hani bunu kolektif bir harekete çevirmek ya da işte az önce bahsettiğim illüzyondaki gibi yani geri dönüşüm aslında çözüm değildir. Yani sadece iyimsel bir kötü sonuçtur. Yani kötü sonuç demek istemiyorum burada geri dönüşüm. Çok değerli bir kavram ama yani her şeyi geri dönüştürerek yaptığımız işte atık miktarını azaltamıyoruz ne yazık ki. Onun yerine kullanmamamız. İşte 3R sistemler dediğimiz işte refuse, reuse, recycle falan gibi. Yani hiç kullanmayabiliyorsan hiç kullanma. Hani ya da tekrar kullanabileceğin bir şekilde kullan. Hani onu işte artık o neyse pipetse metal, pipet al vesaire falan gibi kavramlarda biraz daha hassas olmamız gerekiyor ki konu birazcık da hani bireysel dönüşümlere gelsin. Gündelik hayatımızda uyarlamamız bizim dediğim gibi şahsi değişimliklerimizde hangi gene problemi dert edindiğimizle alakalı. Yani sokak hayvanlarıyla alakalı problemi dert ediyorsak onunla alakalı bir değişim çalışması yapabiliriz kendi adımıza. Ya da işte efendim eğitimdeki bir reformla alakalı işte nitelikli eğitim az önce Emre'nin söylediği gibi bayağı işte kendi alanında çok önemli verileri görmeden eğitimini tamamlayan öğrenciler var. Bunu bireysel olarak kendinize dert ediyorsak o zaman bir şekilde bunu şey etki edebilecek bir yere gelmemiz gerekiyor vesaire gibi hani bireysel değişimler var. Belediyeler ya da siteler özelinde daha çok bence çevresel sürdürülebilirliği adres edecek çözümlere şey yapılabilir. Belki sosyali de aynı şekilde şey yapıp, etkilenebilir. Ekonomik olarak çevreselden gelen bir etkiyle çalışabileceğini düşünüyorum ama işte bizim sitelerde mesela kağıtlar ayrı toplanıyor, plastikler ayrı toplanıyor. İşte atık yağ şeyi istedik belediyeden. İşte dedik ki biz bakın atık yağı burada biriktireceğiz. Gelin bunu belli noktalarda alın. Yani böyle böyle çevresel şeylerde rol oynayabilirler. Çok teşekkürler. Emirhan buyurun. Ben de aslında şey Arda Bey'in dediklerine katılıyorum. Ona ek olarak işte şeyi söyleyecektim. Şimdi aslında sosyal tarafta bir şeyleri değişti. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları olsun, işte kapsayıcılık, eşitlik vesaire bunları şey yaptığımız zaman belediyenin de aslında yapacakları bir yerde sınırlı oluyor. Çünkü bu artık o noktadan çıkıyor. Biraz daha işte bunların işte tüzüklerle, yönetmeliklerle ya da işte kanun koyucu dediğim, işte hukukta kanun koyucu devlet tarafından öne açılması vesaire gerekiyor. Ama hani şimdi belediyelere baktığımız zaman da işte önlerinde belli bir yönetim süresi var ve bu süre içerisinde de aslında halkın da en fazla yani direkt olarak gözleyebileceği şey çevre. Çünkü işte mesela çöpler belli bir süre toplanmadığı zaman halk direkt bunu birebir görüyor, birebir yaşıyor, birebir sorun ediniyor ve direkt şikayet ediyor. O yüzden de aslında burada işte biraz önce Arda Bey'in de dediği gibi ilk olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Ama bu noktada tabii ki de yapılması gereken şeyler var. Yani biz atığımızı bazı bölgeler için söyleyeyim. İşte atığımızı ne kadar toplarsak toplayalım ya da işte atık hiyerarşisinde ne kadar işte atığımızı azaltırsak ya da şey yaparsak yine de toplanan atıklar bir noktada aynı kamyonun içerisine girip işte aynı düzenli depolama sahasına ya da işte aynı geri dönüşüm tesisine vesaire gidiyor. O noktada belki yapılan çalışmalar düzeltilebilir ama dediğim gibi bunların belediye bazında yapılabilecekleri var ya da işte kanun koyucu devlet tarafından yapılabilecekleri var. O şekilde ufak bir ekleme yapıyorlar. Çok teşekkürler. Zamanımız daralıyor. 2 dakika. Kimsenin zamanı da çok almak istemiyorum ama sorularımız da var. Çok kısa cevaplar rica edeceğim. Son 2 sorumuz. Bir tanesi Lübeyna Hanım'dan. Sürdürülebilirlik çok boyutlu bir kavram mı diye sorar. Hani sürdürülebilirlik denince aklımıza ne gelmedi? Aslında bunun cevaplarını konuşmuş da olduk. Yine eklemek istediğiniz kısa notlar var mıdır bu soruya ilişkin? Evet, yani kısaca evet. Lütfen. Kısaca evet işte bu kadar. Hani kısaca. Sadece çevresel evet. Değil, sosyal ve ekonomik kısımları da var. Bununla ilgili işte özellikle biraz önce bahsettiğimiz işte GRI endekslerine bakabilirsiniz.
Bununla ilgili çok detaylı şeyler var içerisinde. Çok boyutlu ve çok katmanlı, çok geniş bir kavram. Ve lütfen Arda Bey. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok çok boyutludan ziyade aslında birazcık ben sınırsız boyutlu bir kavram demeyi tercih ediyorum. Çünkü yani eğitiminden tutun işte hazırladığınız yemeğin kullandığı malzemelerin o sezonda üretilmiş veya yerel malzemeler olmasına kadar her konuyu entegre edebildiğimiz bir çözümleme sistemi bence. Yani sürdürülebilir kendi alanında tek başına iş yapabilecek bir şeyden ziyade kendi alanınız neyse onu entegre edip kullanabileceğiniz bir sistem diyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sanırım bu hani çok katmanlılığın bizim gözümüzü korkutmasına da izin vermememiz gerekiyor. Değil mi? Özellikle bilgi erişiminde güvenli bilgiye erişerek, doğru iyi uygulama örneklerini takip ederek kendi alanımızda gözlemlediğimiz sorunları, çözümleri sürdürülebilirlik perspektifinden uygulamaya çabalamak da o kadar önemli. Son soru, Hamza Bey, beni lütfen affedin, offset konusuna giremeyeceğim ne yazık ki. Yusuf Bey sorar, Yusuf Kurt. Emrah Bey size soru. Özellikle sade olarak Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak gençlerle çok temas kuruyorsunuz. En son Samsun'da çok güzel bir çalışma yürüttünüz. Genç arkadaşlarımız aldıkları eğitimlerden memnunlar mı diye soruyor Yusuf Bey. Ve en önemlisi hani sürdürülebilirlik ilişkisini nasıl kuruyorlar aldıkları eğitimle? Tabii ki. Ya aslında ben de bir eski üniversite çalışanıyım. Sabancı Üniversitesi'nde 2,5 yıl teknoloji transfer ofisinde üniversite sanayi işbirliği uzmanlığı yaptım. Yaptığım dönemde de akademik kadronun yaptığı çalışmalar ve yarattığı yenilikler acayip heyecanlandırıyordu beni. Fakat zaman içerisinde şeyi gördüm. İşte yemekhanede yan masamda oturan insanlar Türkiye'de önemli bir şey keşfetmiş insanlar ve ben onların karşısında yemek yerken bile böyle bir rahatsız oluyordum tırnak içerisinde saygımdan dolayı vesaire. Fakat zaman içerisinde gördüm ki aslında sıradan hoca öğrenci ilişkisi gibi bakıyorlar. Ya burada da yine o değer verme ve değere ulaşma meselesine geliyor. İşte 10 küsur yıldır üniversite öğrencileriyle de çalışma yaptığımız için ben üniversitesinden memnun olan öğrenci görmedim. Bunu ciddiyetle söylüyorum şey tarafında. Herkes bir taraftan şikayet ediyor. Bu en iyi üniversite dediğiniz üniversitede kesin 3-5 tane şikayet alanı çıkartır. O yüzden böyle bir gerçeklik yok. O yüzden hiçbir öğrenci memnun değil okuduğu üniversiteden ve bölümden. İlk buraya parantez açayım. İki, tüm bu üniversiteden bağımsız sürdürülebilir konusunda gerçekten ilgili kişilerin nerelere gidip hangi kontaklarla nerelere eriştiğinde ucu bucağı yok ve hiç hayal etmediğim alakasız bir üniversiteden acayip bir uzman çıkıyor ve konuştukları beni hayran da bırakıyor şey tarafında. O yüzden bu değer vermek ve değersizleştirmek arasındaki isteyen herkes en dünyada sadece Türkiye'de değil her dataya ulaşabiliyor. O yüzden ilgili öğrenci ya da ilgili birey sınırsız kaynak önünde böyle özetleyebilirim. Samsun özelinde de acayip ilham aldık biz de. Volkan Hocam. Evet, çok çok harika bir toplantı oldu. Bütün katılımcılara, sevgili konuşmacılara ve tabii ki Gül sana güzel moderatörlüğün için teşekkür ediyoruz. En başarılı etkinliklerimizden bir tanesiydi. Bundan sonra da benzer çalışmalara devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben de hepinize emeğiniz, zaman ayırdığınız için, zamanınız için konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza, soru soran arkadaşlarımıza, dinleyenlere çok 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 teşekkür ederim. Mesela yani gerçekleştirmeye çalıştığımız şey buydu. Sürdürülebilir kalkınma ne? Bunu konuşalım, somut örneklerini görelim. Mesela sorunlar ne? Çözümler üretelim. Bu bir aslında ben bunu biraz böyle arkadaş toplantısı söyleşi gibi görmek istiyorum o anlamda. O yüzden benim için çok keyifliydi. Her ne kadar heyecanlanmış olsam da. Çok teşekkür ediyorum. Kayıt altına alındı dediğim gibi YouTube'da yayınlanacak programımız. Ve umut ediyorum bir sonraki etkinliğimizde yine sizleri de aramızda görürüz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emrah Bey ne dedi? Pardon duyamadım. Ana amaçlı da gitmeden kameraları açıp bir fotoğraf çekse ilkiydi galiba değil mi bu? Evet evet ilk. Fotoğraf alsak güzel mi olur? Olabilir niye olmasın? Tamamlarla en azından. Niye olmasın? O zaman ben kaydı...